Elektrik elektronik fabrikada. Hangi fabrika? Ahmet Yar Kemalpaşa'da. Buzdolabı fabrikası. Buzdolabı. Vestel'de. Kaç saat çalışıyorsun? Yaklaşık 10 ya da 11 saat. Kaç gün? Haftanın 5 günü. Cumartesi günleri de çalışıyorum. Cumartesi günü. Sadece bir gün okula geliyorsun. Evet, zaten. Sadece bir gün. Pazartesi günleri o da. Yani cumartesi sadece cumartesi pazar günleri tatilim oluyor. Başka bir şey yapamıyorum. Yani o da yetmiyor. Yoruluyorum. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Cumartesi günleri zaten çalıştığım için pazar günü de uykuyu özlüyorum artık. Uyku zaten ona da 12-1'e kadar atıyorum. 12-1'den sonra da zaten oruç tutuyorum bazen. 12-1'e kadar atıyorum. Bir de oruçlu işe gidiyoruz. Yani abi dediği gibi arkadaşın, yani bizim kendi işimiz var ama başka işler de oluyor. Yani yaptırıyorlar. Misal ben elektrikçi, montajcıların işini de yapıyorum. Hani bu... Elektrik. Normal yine aynı mesleği yapmak istiyorum ben. Kendi işini şey bir yerde mi çalışmak istiyorsun? Bir yerde çalışmak istiyorum abi. Ya bazen gücüm yetmediği yerler oluyor mesela. Benim mesela kendi işim elektrik elektronik ama orada bana başka işler de atıyorlar. Mesela bir gün televizyona çıkıyorum, bir gün klimaya çıkıyorum. İş yoğun olduğu için bir gün şeye çıkıyorum, nakliyeye çıkıyorum. Yani her türlü iş yaptırıyorlar orada. Burada bir şey öğretmiyorlar zaten, fabrikada gösteriyorlar. Yani nasıl desem abi, ben çıkıyorum kutunun üstüne de zar zor çıkıyorum. Neden? Çünkü kutu kolay. Ben hep dolabın altında olduğundan çok yoruluyorum abi. Dolabı deliyorum falan filan. Aşırı derecede yoruluyorum, yani ben emeğimin hakkını da alamıyorum. Abi sömür aracı. Aynen. Hiç iş aracı değil. Aynen, yani nasıl desem abi, bu devlet, yani devleti inkar etmek gibi olmasın da, yani abi harbiden de para sıkıntısı çekiyor insan ya. Yani tamam, babam çalışıyor, ablam staj görüyor da, yani ben de bir yandan da şey yapmak zorundayım. İleride hangi meslek sahibi olmak istiyorsun? Abi ben oyuncu olmak istiyorum ama işte bu yüzden dolayı işte ben okulu okuyamadım diye, puan tutturamadım diye Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidemedim misal abi. Ben de o yüzden bırakmak zorunda kaldım. Yani görmüyorum, nasıl desem, yani az, yani bana yetmiyor. Bir de ben ailemi geçindiriyor. Şimdi bunlar. Ne kadar maaş alıyorsun? 1276 lira. 5 gün çalış, 4 gün çalışıyorsun aylık. 1276 lira para alıyorum. Yani günlüğüm 40 liraya denk geliyor. Hani bu çok az. Nasıl desem, Allah var, günahlarına girmek gibi olmasın, cidden de iş sahibi ama maaşı çok az abi. Tamam, lise diplomasını çıkarıyor, kalfalık belgeni her şeyini çıkarıyor ama nasıl desem abi, maaşı çok az ya. Hani nasıl desem, ben bir genç olarak kendime yani 500-600 liralık ayakkabı almak isterim. Peki 1 Mayıs yaklaşıyor. 1 Mayıs'a katılmayı düşünüyor musun ve 1 Mayıs'ta taleplerin nedir? Abi bence katılmayı düşünüyorum çünkü biraz devletin verdiği para da az, nasıl desem yani. Olmuyor yani abi. Benim de kendime göre durumlarım var. Hani ben de gencim. Ayakkabı almak istiyorum, şey almak istiyorum. O yüzden yani. Düşünüyorum abi, katılmak istiyorum. Katıldığımda da taleplerim iş saatlerinin azalması ve maaşımın yükselmesi. Yani talebim abi, nasıl desem sana, paramın yükselmesi. Ondan sonra yani iş saatleri biraz, yani benim yaşıma göre, yani ben uyku düzenimi fazla alamıyorum. Saat 6'da kalkıyorum. Yani saat 6'da kalkıyorum, 8'de iş başı, 6'da da çıkıyorum. Bunlar yani abi, başka bir şey yok.